İyi akşamlar değerli izleyiciler. Siyaset analizi başlıyor. Canlı yayındayız. Twitter ve Facebook bütün sosyal medya mecraları üzerinde de canlı olarak yayınlanıyoruz. Canlı yayın konuğum Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Saadet Partisi teşkilatlarında sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan Bey. Mesut Bey hoş geldiniz siyaset analizi. Teşekkür ediyorum. Efendim kendim bir iki not aldım özgeçmişinizle ilgili. Biz geçmişte de birlikte beraber siyaset de yaptık. 1972 doğumlu, Tokat, Niksar doğumlu Mesut Bey. Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Teknik eğitim. Teknik eğitim. Evet. Mezunu. Saadet Partisi teşkilatlarında sorumlu genel başkan yardımcısı ama Mesut Bey geçmişte Tokat Fazilet Partisi, Saadet Partisi'nde il başkanlıklarını yaptı. Milletvekili adaylıkları son İstanbul'da değil mi? 7 evet, Haziran evet. 2015'te İstanbul milletvekili adayıydı. Mesut Bey, rahmetli Erbakan Hocam özellikle silahlı kuvvetlerde kullanılan terimleri siyasette çok kullanırdı. İşte karargah, meydan muharebesi vesaire. O hep aklıma geliyor. 31 Mart yerel seçimleri tabii bütün Türkiye'de bir heyecan, bir ümit, bir muhasebe 5 yıl sonrasında oluşturmuş durumda. Ama ilginç olanı ben de 22 yıllık Ankaralıyım. İlk defa Ankara'da bu kadar bir meydan muharebesi gibi bir seçim yaşanıyor. Burayla başlayalım. Çünkü evet. İstanbul'a falan da gittim. Birçok ile gittim. Hı hı. Hiçbir yerde yani Ankara'daki pankart, flama, reklam, billboard afişleri, mitingler, araç gereçler aşağı yukarı Türkiye'nin neredeyse 5 katı. Tabii burada AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti, Millet İttifakı. Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş Bey, Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Mehmet Özaseki, Saadet Partisi bütün seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla girdiği gibi Ankara'da da sizinle giriyor. Evet. Bir de sizin gibi yani diğer 3 siz ve diğer 2 aday arkadaşımız gibi gündemde olan Haydar Yılmaz Bey de DSP'nin adayı. Hı hı. Belki başka partiler de giriyordur ama en azından görünür de bu 4 parti giriyor. Evet. Sizi dinleyelim. Ankara neden bu kadar ilgi odağı oldu bu dönem? Şimdi tabii ki Ankara her şeyden önce Türkiye'nin başkenti. Başkentin hem stratejik hem psikolojik olarak hangi partide olduğu önemli. Özellikle iktidarda olan bir parti İstanbul gibi dünyanın baş şehri, Ankara gibi Türkiye'nin baş şehrinde mutlaka galip gelmek ister. Ama bu noktada buraları kaybeden iktidarı da kaybediyor. Bundan önceki psikolojinin oluşturduğu durum. Herhalde bundan olsa gerek AK Parti hem İstanbul hem Ankara'da ciddi manada seçim çalışmalarını yoğunlaştırdığı bölgeler olarak geçiyor. Ama bütün bunların yanında belki de uzun yıllar yorgunluktan da kaynaklı olabilir. Ankara'daki insanlarımızın beklentilerine cevap verilemedi. Bu verilemeyen cevap veya atılan bazı yanlış adımlar insanlarımızın başka arayışlara taşıdı. Bu arayışlar da güçlü bir hale gelince Ankara'daki çekişme, Ankara'daki gerilim, Ankara'daki siyasetin sıcaklığı daha da arttı. Burada tabii ki şu da var. Özellikle Cumhurbaşkanımız seçimlere başlarken bir ifade kullanmıştı. Ben çok önemsiyordum. Dedi ki biz çevre kirliliğine müsaade etmeyeceğiz. Ne görüntü kirliliği oluşturacağız, evet, ne ses kirliliği oluşturacağız. Biz özellikle teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde sosyal medya üzerinden götüreceğiz. Biz de memnun olmuştuk. Bu açıklama yapıldı, doğru. Ama şu anda bakıyorum, gerçekten üzülüyorum. Yani Allah'tan korkmak lazım. Hiçbir boş direk yok. Tabii. Elektrik direği yok, inşaat alanı yok. Yani yollarda tabiri caizse sadece asfaltların üstü kalmış. Tabii, tabii. Orayı atarsalar her şey düşünmüş. Ağaçların tümünü, hatta orman falan her yere asılmış. Ama bundan Atıf Bey'e açık söyleyeyim, AK Parti'ye oy verecek insanlar bile rahatsız. Neden? Türkiye'nin şu anda her şeye rağmen birinci gündemi, Binali Bey de ifade etti de rahat söyleyebiliyoruz artık. Yoksa İktidar Partisi çok rahatsız oluyor. Binali Bey gitti İstanbul'a bir hafta çalıştı, dedik ya insanların gündeminde seçim yok, geçim var. Evet. Bekado bu kadar bekado da... geçimin bu kadar insanlar tarafından ön plana alındığı bir dönemde bu israf insanları rahatsız ediyor. Her parti mensubunu rahatsız ediyor. Ben iddialı bir cümle söyleyeceğim. Bugün sadece Cumhur İttifakı'nın reklamlara
vinillere, pankartlara harcadığı paranın toplamıyla mütevazi anlamda söylüyorum. Mütevazi Ankara'da 25 ilçeye biz birer fabrika kurardık yani. Evet. Çünkü sadece yolları İstanbul, Konya, Samsun, şehir işleri düşündüğümüz zaman tabiri caizse 500-600 kilometre yol hep pankartlarla giydirildi. Artı bazı dönemlerde de değiştiriliyor. Bu Doğru. bir tarafa. İkincisi yani bir de büyük bir tahammülsüzlük var. Biz devletten para almıyoruz. Bizim böyle belediyelerde çok yağlı ihale almış müteahhit arkadaşımız da yok. Kendi mensuplarımızın boğazlarından kısarak getirdiği para, nereden yapabiliyorsunuz yani? Getirilmiş. Biz bunları bir de gençlerimizin büyük bir fedakarlıkla Ankara'da her tarafta görülsün diye bizim firmalara mı astırıyorsunuz? Yok, bizim yoksa... gençlerimiz kendisi. Biz tarih boyunca firmalar astıramadık. Öyle bir durumumuz olmadı. Biliyorum ama izleyiciler en azından duysunlar diye. Yani şimdi bugün mesela biz arkadaşlarla Beypazarı'nda bir programımız vardı. Beypazarı'na giderken bizi aradılar, dediler ki biz zabıtaları yakaladık. Yakaladıkları zabıtalar bizim pankartları indiriyorlar. Bir genel başkan yardımcımız Mehmet Karaman Bey de oradaydı. Müdahale etti. Diyorlar ki bize talimat geldi. Biz ne yapalım? İyi de size talimat geldi. Sizin böyle bir yetkiniz var mı? Nasıl pankart indirebilirsiniz? Ya da indiriyorsunuz diyelim. Niye sadece Mesut Doğan'ı indiriyorsunuz? Niye Mehmet Özasigi'yi indirmiyorsunuz? Yani maalesef seçim dönemindeki bu tahammülsüz tavırlar aslında altta insanların da biraz gerilmelerine neden olabiliyor. Tabii. Halbuki ben samimi bir şey ifade edeyim Atıf Bey. Siyasette seçim dönemleri siyasetin Ramazan ayı gibidir aslında. Bereketli dönemlerdir. Neden? Bütün adaylar ortaya çıkıyor, proje üretiyorlar. Yetmedi, Tabii. ziyaretler yapıyorlar. Biz işte televizyonumuza geldik, şimdi fikirlerimizi, düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Sivil toplum örgütlerine gidiyoruz, tanışıyoruz, kaynaşıyoruz, birbirimizin fikirlerimizi öğreniyoruz. Esasında bu seçim döneminde insanların, kurumların, sivil toplum örgütlerinin, hemşeri derneklerinin tanışması, kaynaşması, kenetlenmesine vesile olabilecekken... Çok kısa bir süre içerisinde bütün Tabii ki bu 40 günde. Ama, ama bunlar hassas olanlar var. İsteniyor ki ya bunlar olmasın. Sadece bir gürültü, bir güç gösterisi ve biz koltuklarımızı koruyalım. Mesut Bey, sizin rakipleriniz uzun süredir çalışma yapıyorlar. Mehmet Özaseki esasen, evet. onun da ismi son aylarda çıktı ama sizden önce çıktı. Tabii Siz ki. Biraz daha son anda çıktınız. Peki tüm ilçelere ulaşabildiniz mi? Kendinizi şurada kaldı 3 günümüz evet. seçimlere. Seçmene ulaşabildiniz mi? Elbette ki biz ayın 19'unda ancak araziye inebildik. Yaklaşık işte 40 gündür ya da 37-38 gündür arazideyiz. Ankara'mızda 25 ilçemizin hepsine ulaşamadık. Ağırlıkta özellikle teşkilatlarımızın... 25'inde de adayı gösterdiniz mi? Tabii ki. Tabii ki. Zaten bizim 1969'dan beri asla değişmeyen özelliğimiz yerel seçimlerde aday göstermediğimiz hiçbir belde, hiçbir ilçe, hiçbir şehir bırakmayız. Bugün de öyle. Ama tiyatro gibi olaylar yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza hangi danışman aldattı bilmiyorum. Dedi ki İstanbul'da Saadet Partisi'nin adayı yok. Buradan ABC... Tabii ki oradaki adayı da galiba kendisiyle beraber ben öyle hatırlıyorum. Tabii ki. Refah aynı yönetimde görev yaptılar. Görev yaptılar. Necdet Gökçınar Bey. Refah Partisi döneminde Bilin beraber ya. Çalıştılar. Şimdi ABC kanalları dedi ki Ankara'da adayları yok. İşte şunu destekliyor. Böylesine iftiraların, böylesine yalanların olduğu bir seçim sürecinde her şeye rağmen biz büyük fedakarlıklar çerçevesinde arkadaşlarımızla, kadrolarımızla toplum genelini temsil eden sivil toplum örgütlerini güçlü bir şekilde ziyaret edip onların da teveccühüyle mesajımızı ulaştırmaya çalıştık. Yani Ankara üzerine ne düşündüğümüze dair düşüncelerimizi onlarla paylaşmaya çalıştık ki bu çok anlamlı. Şimdi ben şunu mutlaka ifade etmem gerekir ki Türkiye'de bu yerel seçimlere bizim kadar profesyonelce, ciddiyetle, planlı, programlı hazırlanmış ben bir parti olduğuna inanmıyorum. Yani genel olarak da genel söylüyorum. Girebilirsiniz çünkü siz genel başkan yardımcısınız. Tabii ki. Yani o anlamda mesela bu seçimlerde sadece Ankara'yı konuşmayabiliriz yani. Tabii ki seçimlerden önce şöyle bir adım attık biz. Dedik ki Türkiye'de seçim olacak 1389 noktada bir anket çalışması yaptıralım. Ama Saadet Partisi çatısı altında değil. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ve yapmış olduğumuz ankette 10-15 tane soru sorduk. Dedik ki yaşadığınız şehirde belediye evet. başkanından memnun musunuz? Belediye yönetiminden memnun musunuz? Belediyenin icraatlarından memnun musunuz? Hatta katılımı daha reel kalabilmek için dedik ki siz belediye başkanı olsaydınız ne yapmak isterdiniz? 115 bin insan katıldı.
Bu 115 bin insanın teklif, tespit ve eleştirilerin hepsini bizim 10 ile 20 arasındaki akademisyen arkadaşımız rapor haline getirdi. Daha sonra biz genel merkeze bütün belediye başkan adaylarımızı il il davet ettik. Dedik ki bakın sizin şehrinizde şu şu sorunlar var, şu şu beklentiler var, şu şu düşünceler var, yol haritanızı buna göre belirleyin. Mesela Ankara'da bu çalışmamıza 8024 insan katıldı. Ben bu 8024 insanımızın Haymana'dan tutun Elma Dağı'na kadar bütün fikirlerin, düşüncelerini harmanladık. Akademisyen kardeşlerimiz siz, rapor haline getirdi. Siz kendi teşkilatlar, teşkilat mensupları mı bunu yaptı? Yok. Mesela? Biz yaptık. Buna katılanlar her partiden var. Evet. Biz örnek olsun diye söylüyorum. Bunlar mahalle mahalle bizden var. Diyelim ki Elma Dağı'dan dertlenen bir arkadaşımız, bir seçmen aradı. Dedi ki bizim Elma Dağı'nda şu sorunlar var. Biz şunu bekliyoruz belediyeden gibi. Bunları daha sonra bizim akademisyen arkadaşlar harmanlayıp rapor haline getirdikten sonra yerel yönetimlerde uzman arkadaşlarla bir araya geldik. Yetmedi. Benim ilk yaptığım şey Mansur Bey'in bütün projelerine baktım. Mehmet Bey'in tüm projelerine baktım. Sonra Ankara vizyonunu ortaya koydum. Mehmet Bey'in 11 başlık altında 111 projesi var. Mansur Bey'in de yaklaşık 18 başlık altında 140 projesi var. Tabii ki onların hazırlığı da var. Hangi anlamda? Mansur Bey 3. dönem adayı oluyor. Tabii. Orada bir hazırlığı var. Bir dönemde Beypazar Belediye Başkanı. Tabii yani. Tabii. Mehmet Bey'in de resmi kurumların yapmış olduğu çalışmaları harmanlayıp ortaya bir şey koydu. Ben zaten seçim çalışmalarına başlarken ikisine de teşekkür ettim. Çünkü gerçekten şunu önemsiyorum. Bir kişi yaşadığı bir şehir, yaşadığı bir ülkecin bir proje üretmesi değerli anlamda. Tabii. Ondan sonra da tabii ki ben inceledikten sonra dedim ki yalnız 3 tane yaklaşımlarında kusur buldum. Hata buldum, sıkıntı gördüm. Nedir bunlar? Birincisi şu, bu Türkiye'de bir hastalık. Ben onların projelerini ilk incelediğim zaman kapıldığım duyguyu söylüyorum. Evet. Projeler diyor ki seçmenlere, ne iş olursa yaparız abi diyor. Yani yeter ki oy verin. Bu çok popülist bir yaklaşım yani. İyi araştırılmamış noktaları keşfettik biz. Bazen size de çok gelen vardır. Gençler gelirler, iş isterler. Evet, evet. Biz mahsus sorarız ne iş yaparsın? Verdiğin her işi yaparım deyince anlıyoruz ki hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Evet. Bu konuda biraz tebessüm olsun diye söylüyorum. Evet. Bir genç çok bunalmış, işsiz kalmış. Direkt bir fabrikaya gitmiş. Aracı bile olmadan patronun yanına. Patron bakmış ki sıkıntı da gerçekten. Demiş ki yabancı dilin var mı? Demiş ki yok. Peki bilgisayar kullanması biliyor musun? Yok. Peki mesleğin var mı? Yok. Peki sen ne iş yapacaksın? Ne iş olursa yaparım abi demiş. Şimdi popülist yaklaşımlar belki de insanların bir kısmının kendine yönelmesine neden olabilir ama yaklaşım tarzı olarak ben doğru görmüyorum. Evet. İkincisi ikisinde de şunu gördüm. Atık Bey bütün sorunlara sonuçtan yola çıkarak çözüm bulmaya çalışmışlar. Eğer sen sorunlara sadece sonuç penceresinden bakarak bir çözüm üretirsen bu pansuman tedbir olur. Ama olması gereken şu. Biz bütün sorunlara sebeplerinden yola çıkarak çözüm üretmeliyiz ki sebepleri ortadan kaldırırsak ortalıkta sorun da kalmaz. En az 10, 20, 30 yıllık biz sorunun tekrar canlanamayacağı çözümle üretmiş oluruz. Ben bakıyorum belediye başkanlarımızın bazıları mesela bir adım atıyor. Şehri trafiğe boğuyorlar. Evet. Yani sorunu kendileri üretiyor. Ondan sonra da diyorlar ki biz bu sorunu çözmek için sizden oy istiyoruz. İyi de sorunun nedeni sensin tabii, zaten. Bu benim sorularım arasında zaten trafik vardı. Mesela gelmişken Ankara'daki trafik İstanbul'a göre siz daha iyi bilirsiniz. Hı-hı. Biraz daha rahat. Evet. Ama yine de trafik sorunumuz trafik var. Trafik sorunumuz var. Belli saatlerde. Yani üzerinde çalışırken nasıl şimdi, sebeplerini de çözüm yollarında nasıl gördünüz? Mesela bir şey söyleyeyim. Hem de sizin sorunuza biraz önce başladığım evet. noktayı da ilintileyeyim. Tabii. Bazıları rahatsız olabilir. Ama benim nazarımda hiçbir insan, Ankara'da yaşayan hiçbir insanın şahsi menfaati Ankara'dan daha değerli değil, daha anlamlı değil. Eyvallah. Önce Ankara bu konuda. Şimdi eski Aşot, Aşti değildi o zaman Aşot'un yeri var. Orada Egon'un yeri var. Egon'un yeri ihaleyle verildi. İhaleyle ilgili dedikodulara konuşmayacağım. Ama sen orada şimdi belediye olarak 40 kat, 50 kat, bilmiyorum 20 kat sen oraya dünyada görülmemiş emsalde bir imar imkanı tanıyorsun. Ya burada yol aynı yol. Yol değişmeyecek. Yolu kaldırabilecek kapasite belli ama o yolun kenarında nüfusu 10 kat arttırıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki trafiği nasıl çözeceğiz? Çözemezsin bu kafayla. Biz trafikle alakalı ben iki tane cümle kullanmak isterim. Ankara'nın bir defa önce
tek merkezi bir şehir olmaktan çıkartmak gerekiyor. Ankara büyüdü artık. Sizi teyiden söyleyeyim. Hemen televizyonumuzun binasının yakınında Tarus var. Hı-hı. Yol aynı yol. Evet. Konya yolu. Hı-hı. Ama bir Tarus. Koca bir şehir. Aynen getirdik, öyle. Getirdik oraya konuldu. Yani şimdi orada bizim bilmemiz gereken şey şu. Ankara sadece Çankaya'dan oluşmuyor. Sadece Yeni Mahalle'den oluşmuyor. Ankara'nın 25 tane ilçesi var. Abartmadan söylüyorum. Türkiye'nin belki de ilçeleriyle beraber bir araya getirildiği takdirde en zengin şehri. Zengini de kastedim maddiyat değil. Yani bizim tarım anlamında zengin ilçelerimiz var. Tarih anlamında zengin ilçelerimiz var. Kaplıca anlamında, kültür anlamında. Yani Ankara aslında muhteşem bir şehir. Öyleyse ilk yapılması gereken sebepler dediniz ya. Ankara'yı tek merkezi bir şehir olmaktan çıkartmak lazım. Ankara'yı sadece ulus Kızılay merkezi olmaktan çıkartmak lazım. Ankara'nın cazibe merkezini çoğaltmak lazım. Cazibe merkezini çoğaltırsak Ankara'da bazı yatakhane şekline dönüşmüş ilçeler de bu sıkıntıdan kurtulmuş olacaklar. Mesela trafikle alakalı söyleyeyim direkt. Evet. Uzun vadeli de olsa Ankara'da sorunu çözmek için özellikle hem ekonomik hem ekolojik olan hafif raylı sistem ve metrodur. Bununla ilgili ben harita mühendisi kardeşlerimizle, büyükşehirde de aktif görev yapan kardeşlerimizle bir araya geldik. Tabiri caizse bir gün çalıştık. Ben dedim ki Ankara'nın haritasının üzerine şu anki metro ve hafif raylı sistemlerin şeylerini çizin, projelerini çizin. Orada güzergahları çizdiler. Dedim ki buradaki sıkıntı ne? Dedi ki sıkıntı şu, madde madde yazdılar. Yetmedi dedim ki Mansur Bey ne teklif ediyor? Şunu, onu da çizin, eklettirdim. Mansur Bey'in teklifinden sonra Ankara rahatlar mı? Ya da eksiklik var mı? Dediler ki eksiklik var. Onları da yazdılar. Sonra Mehmet Bey'in teklifini de, güzergah teklifini de koydurttum. O eksikleri tespit ettim. Hepsinde şu var bakın. Metro ve hafif raylı sistemin komplesi Ulus'ta ve Kızılay'da toplanıyor. Sen bu güzergahların sadece kilometresini uzatmakla bu sorunu çözemezsin. Ya bugün Ankara'da bir ilçeden başka bir ilçeye gidebilmek için kısa gitmek gerekiyor. Ben itiraf edeyim ki yani benim aklıma da bir Ankaralı olarak söylüyorum. Hı-hı. Siz şimdi getirdiniz. Estağfurullah. Evet hakikaten yani toplama merkezi tamamen Kızılay. O zaman ne oluyor? Kaldıramıyor tabii. Bunu. Bakın, Sehiye Ulus. Dolmuşla ister seyahat edin, isterseniz belediye otobüsüyle, isterseniz raylı sistem. Hepsi Kızılay'da toplanıyor. Şimdi Mehmet Bey ve Mansur Bey'in teklif etmiş oldukları güzergahlara baktım. Hepsi sadece metronun kilometresini uzatmak. Ekleme yaparak çok yayıyorlar. Önemli. Yani sizin burada yapılması gereken şu. Bizim Kızılay'a insanlarımızın gelmeden özellikle ama özellikle istekli ilçeye gidebileceği ring atmak lazım. Ring metrolar atmak lazım. Ben tabiri caizse A ilçesinden B ilçesine gitmek için Kızılay'a gelmeye mecbur olmamalıyım. Bunu eğer biz özellikle elips şeklinde ringler atarsak bu sorunu hafifletiriz ve Ankara'nın trafiğe yönelik özellikle geleceğine en güzel yatırım yapmış oluruz. Ya bu Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Tokyo'da bu böyle. Amerika'nın o büyük şehirlerinde böyle. Almanya'nın büyük şehirlerinde böyle. Bütün güzergahlar tek merkeze toplanmaz. Merkez sayısı çoğaltılır. İkincisi direkt trafikle alakalı olmayan bir şey söyleyeyim. Arkadaşlara dedim ki ya çalışmaları yürütürken yanlış bir cümle söylemeyelim. Özellikle Avrupa'da, özellikle Amerika'da başkent olup da havaalanına metrosu olmayan bir büyük şehir veya bir başkent var mı? Ankara dediler ki var, sadece Ankara var. Mesafe bunun de uzun yani. Şimdi aşağı yukarı 30-40 tabii ki olacak. Yani esasında Atıf Bey şöyle bir sorunumuz var. 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk bir şehir planlaması yaptırmak için Ankara'da yarışma açmış. 3 kişi katılmış, Jansen kazanmış, bir planlama yapmış ama planlamayı uygulayamamışlar. Ondan sonra tekrar 7-8 defa daha şehir planlaması yapılmış, birisi uygulanamamış. Uygulanamamasının ana nedeni birincisi şehrin nüfusunu tutturamamışlar. 600 bin hedeflemi demişler ki 10 yıl sonra 600 bin olur, 1 milyon olmuş. 1 milyon olur demişler, 3 milyon olmuş. Ama ikinci olarak planlamanın uygulanamamasının ana nedeni söylüyorum, rant baskısına dayanamamışlar. Ranta dayanamayan insan Ankara'ya hizmet edemez. Bizim bir defa Ankara'yı 25 ilçeyi bir bütün olarak düşünüp yeniden bir planlama yapmak mecburiyetindeyiz. 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapmak mecburiyetindeyiz. Başkanım bir öz eleştiri anlamında bir de soluklanasınız diye ben devreye giriyorum. İkimizin de beslendi ama şu anda sizin aktif olarak uzun süredir içinde görev yaptığınız Milli Görüş Hareketi neticede AK Parti de bizden koptu gitti. Evet.
Ya 25 yıldır belediye bizim yani cenahtan, bizim kaynaktan beslenen bir belediye. Şu ana kadar. Evet, doğru. Neden bunlar yapılamadı? Yani şimdi, bütün vatandaşın da sorguladığı şöyle. Niye olmadı? Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız. Melih Gökçek de Ankara. Erbakan Hocam hayattayken ve birlikte siyaset yaptıkları dönemde her ikisi de çok başarılıydı. Çok doğru. Oradan açmaya çalışıyorum ama öyle bir noktaya geldi Sayın Cumhurbaşkanımız, biz İstanbul'a ihanet ettik. İhanet ettik dedi. Böyle giderse, kazanma ihtimali olursa bir sene sonra Ankara için söyleyecek. Onu net söyleyeyim yani. Şimdi burada temel mantık şu. Esasında olayı ben 5-10 dakikada çok önemsediğim bir husus sizinle paylaşmak isterim. Ben de susuyorum da sizi dinliyorum. Estağfurullah. Tamam. Şimdi bizim 1000 yıllık tecrübemiz var. Bir medeniyetimiz var. Medeniyetimizin bütün mihenk taşlarını inancımız, tarihimiz, kültürümüz oluşturuyor. Medeniyetimizin bize göstermiş olduğu en önemli öğreti nedir biliyor musunuz? Diyor ki, bir işin yapılmış olması önemlidir ama ondan daha önemli olan nasıl yapıldığıdır. Başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki, bir şehri kimin yönettiği önemlidir ama daha önemli olan nasıl yönettiğidir. Yani usul esastan önce gelir. Şimdi bunu niye söyledim? Bakın, 1994 yılı çok önemli. Esna AK Parti iktidar bu seçimlere giderken 94 ruhu tabirini çok kullandı. Ben çok memnun oldum, çok keyiflendim. Bekliyordum ama biraz seçim yaklaşınca ortadan kalktı bu. 94 ruhu bu milletin, insanlığın kurtuluşunun tek reçetesi olan inancı mayalamış olduğu bir ruhtu. Bu ruhun neden bu halde insanları heyecanlandığını yeniden İnsanların nezdinde canlandırmak lazım. Mesela ben 91 yılında Ankara'ya geldim. Ve Ankara'da Refah Partisi'nin yükselişi Ankara, Türkiye her tarafta oluşmaya başlamıştı. Eğitim için geldiniz. Evet, eğitim için geldim. 94 yılında biz ne yaptık Refah Partisi olarak? İstanbul'dan Sayın Cumhurbaşkanımıza adayı gösterdik. Ankara'da Melih Bey'e adayı gösterdik. Yetmedi, Şükrü Karatepe'yi Kayseri'den adayı gösterdik. Temel Bey zaten 89'da da kazanmıştı ama 94'te Sivas'tan tekrar adayı gösterdik. Bakın, temel bir şey söylüyorum. Vallahi o dönemde bizim belediye başkan adaylarımız elbette iyi projelerinden bahsettiler ama hiçbir yerde arkadaş bize oy verin, sizin çöpünüzü temizleyeceğiz demediler. Size kaldırım yapacağız demediler. Size alt geçit, üst geçit yapacağız demediler. Neden? Bunlar zaten belediye başkanı yapmak zorunda olduğu işler. Ama dediler ki hepsi, bize imkan verir belediye başkanı seçerseniz biz milli görüşün temel prensi ve ilkelerine sadık kalacağız dediler. Ve o onları ben biraz sonra saymak isterim. O ilkelere sadık kaldıkları süre içerisinde muhteşem hizmetler yaptılar. Efsane hizmetler yaptılar. Ama aynı adam ilkeleri terk etti. İlkeleri terk ettikten sonra kendisini de perişan etti, belediyeyi de perişan etti. Bazıları kızabilir. Melih Bey 94 ile 99 arasında gerçekten güzel hizmetler yaptı Ankara'da. Ankara'nın havasını temizledi. Ankara'nın trafik sorunu çözdü. Alt geçitler, üst geçitler hepsinde bir alt yapıda bir inanç vardı. Uyduğu ilkeler vardı ama daha sonra toz duman olduk. Neydi bunlar? Bakın, tabii siz şey yaparsınız. Şimdi bir şey söyleyeyim. Biraz önce anket yaptık dedik ya. Evet. 115 bin insanın katılmış olduğu ankette bir soru sorduk. Dedik ki ya sizce yaşadığınız şehirdeki belediyelerde bir israf, iki rüşvet, üç yolsuzluk var mı? %65'i dedik evet var. Ya %99 Müslüman ülkede %65 insan belediyelerde rüşvet, yolsuzluk olduğunu düşünüyorsa orada bereket olmaz. Ekonomi düzeltmez. İsraf, yolsuzluk, rüşvet. İsraf, yolsuzluk, rüşvet. Şimdi yani bu anlamda artık insan merkezi bir hizmet olmaktan çıkıp gösteriş merkezi hizmetler etmeye başlayınca perişan olduk. Ondan dolayı benim hazırlamış olduğum Ankara'da Ankara vizyon çalışmamın 3 tane ana başlığı var. 1- ilkelerimiz. 2- Ankara ile ilgili hedeflerimiz. 3- yapacaklarımız. İlkelerimiz 69'dan beri değişmeyen ilkelerimizdir. Tayyip Bey'in 94'te söylediği ilkelerdir. Melih Bey'in Ankara'da söylediği ilkelerdir. Ya da Temel Bey'in 89'da. Temel Bey'in söylediği, evet. 89'da söylediği, evet. O ilkelerine, evet. Birincisi söylüyorum, bugün yine ifade ettik, dedik ki biz belediyeyi yönetirken adil ve merhametli olacağız. Adaletin olmadığı yerde ne olursa olsun mutlaka zulüm vardır. Evet. Ama bir yerde yönetimde adalet olması da tek başına yeterli değil. Adalet düzeni kurar, sistemi kurar. İnsanlar arasında muhabbeti kuracak olan merhamettir. Merhametsiz bir adaletin hiçbir anlamı yoktur.
Adaletsiz de devletin, iktidarın hiçbir gücü yoktur. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Belediye yönetiminde adil ve merhametli olmak mecburiyetindeyiz. İkincisi ise planlı ve programlı olacağız. Ben bunun ne anlama geldiğini çok özet söyleyeyim. Planlı tabii. Bir şehir o şehirde yaşayan insanlara hizmet eder. Plansız bir şehir ise o şehirde yaşayanlara zulmeder. Ama trafiğiyle zulmeder, ama kirli suyuyla, ama kirli havasıyla zulmeder. Planlı olmak durumundayız. Bugün faydalı gibi gözükse de plansız atılan bir adım, yarın planlı atılacak bir adımın önündeki en büyük engeldir. En büyük sıkıntıdır, en büyük sorundur. Bir şey söyleyeyim. Çok gündem olduğu için açıldı şimdi. Anka Park. Evet. Anka Park'ı Ankara 4 yıldır konuşuyor. Kimisi diyor ki 3 milyar lira para harcandı. Kimisi diyor ki 4 milyar lira. Ben Melih Bey'in söylediğini doğru kabul ediyorum. Beyan esastır bizde. Dedi ki 1,5 milyar lira para harcadık. Bunun dışındaki belki de insan, emek, iş katkısını saymıyor belki de, bilmiyorum. 1,5 milyar lira ne demek? 1,5 milyar lira Ankara'da yaşayan hane sayısını 1,5 milyon olarak hesap ettiğimiz zaman 1,5 milyar bölü 1,5 milyon eşittir hane başına 1000 lira yük getirdin sen bir parkta. Ama 4 yıl atıl biz bu kadar zengin değiliz yani. Hane başına 1000 lira yük getiren bir parkı sen 4 yıl atıl tuttun ve Ankara'nın hizmetine sokamadın. Şu anda sokmuş olsam bile çok da anlamı olmayacak, onu da söyleyeyim yani. Bir neden? Ya biz çünkü oradaki Ankara'nın komplesine, fıtrata uygun hizmet edecek bir anlayışta değil. Ben burada bir şey söyleyeyim. 25-30 gün önce bir konferans için seçimler başlayacağı sırada Almanya'ya arkadaşlar davet ettiler. Düsseldorf'a gittim. Konferansa 2-3 saat var, espri olsun diye dedim ki ya burada Millet Parkı yok mu dedim. Evet. Dediler ki var. Ben şaka yaptım ama beni götürdüler. Hem de yakın bir yere götürmüşler. Yakın bir yere. Atı Bey bir şey söyleyeyim. Park devasa büyük. Ve insan. Ve en az 5.000-10.000 insan var. Evet. Neredeyse her ağacın başına. Aynen. Ama sorun ne biliyor musunuz? Bence TL cinsinden söylüyorum. O parka belediyenin harcadığı para inanın 100 bin liraya geçmez. Evet. Niye? Ya göl var, insan fıtratına uygun, yeşillik var. Bisikletle çocuklar geziyorlar, insanlar yürüyüş yapıyorlar. Öyle uyduruktan demir yığını yok, plastik yığını yok. Bizde mahalle arasında küçük yapılan bir parkta bile trilyonlar konuşulur. Ya ne gereksin, insan fıtratına, insan merkezi hizmet edersen başarılı olursun. Bakın başka bir örnek daha vereyim. Dünyada Ekonomist dergisi her yıl bir çalışma yürütüyor. Dünyanın en yaşanılabilir şehrini seçiyor. 2018 yılında yapılan çalışmada ilk 100 şehri açıkladılar. İlk 100'ün içerisinde Ankara yok. İstanbul'da yok. Bizim Mehmet Bey tecrübe diyor ama Kayseri'de yok. İzmir'de yok. Sadece 21. sırada Bursa var. Burada bir şeye dikkatinizi çekeyim. Bunu birinci, Birleşmiş Milletler mi? Yok, Ekonomist dergisi Ekonomist yapıyor dergisi, bunu. Her evet. yıl yapıyor. Geleneksel yapılıyor. Yani evet. insanların kendini mutlu hissetti, huzurlu hissetti. Benim yaşamak istiyorum dediği bir şehir anlamında. Birinci neresi seçildi biliyor musunuz? Avusturya, Viyana. Evet. Şimdi Viyana'ya ben 3 defa gittim. Ben de bir ay kaldım evet. Yani Viyana'da siz 7-8 katlı bina gördünüz mü? Yok, hayır. Ya Viyana tarihine evet. sahip çıkmış, sokağına sahip çıkmış, mahallesine sahip çıkmış. Sadece son yıllarda çok dışarıda 8-10 katlı belki de 1-2 bina vardır. Ama evet. şehir merkezinde 5 katlı binayı geçmiyor. Evet. Tarihi binalar. Bu anlamda mütevazı takılmışlar. İnsan merkezine adım atmışlar. Ama benim en dikkatimi çeken husus, sonradan değişir bilmiyorum. Kafeteryaya gittik. Restoranta gidiyorsun. Bir tane pet şişesinde su göremezsin. Yok. Çeşme suyu içiliyor. Evlerde evet. çeşme suyu içiliyor. Çünkü evet. kaynak suyu. Neden? Yine söylüyorum, gösteriş amaçlı adım atılmamış. Hep insana hizmet öncelenmiş. Bizim planlı ve programlı çalışmaktan kastettiğimiz, biz çok düzenli, planlı önce Ankara'nın komplesini masaya yatırıp 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık hedeflerle adım atmalıyız. Üçüncü uymamız gerektiğini ifade etmek istediğim prensip, şeffaf ve denetlenebilir olmak. Ya bir sivil toplum örgütü bile, bırakın belediye, bir sivil toplum örgütü ya da küçük bir dernek bile eğer yönetim hakkında şaibe oluştuysa onlara hizmet üretmesi mümkün olmaz. Belediyelerle ilgili şaibeyi ortadan kaldırmanın yolu şeffaf olmak, denetlenebilir olmak. Bizim üçüncü olarak uymaya taahhüt ettiğimiz prensibimiz bu. Dördüncüsü, asla partizanlık ve ayrımcılık yapmayacağız. Ya yeter, insanlar yoruldular, insanlar bıktılar yani. 94 yılından bahsetmişken bir anımı paylaşmak isterim. Buyurun. 29 Mart 1994 yerel seçimleri olacak. 28 Mart'ta. 29 mu 26 mı?
29 Mart diye kafamda var ama olabilir. Olabilir. Şimdi seçimden bir gün önce son mitingimizi, en güçlü mitingimizi İstanbul Sultan Mehmet Meydanı'nda yapacağız. Biz de 30-40 genç, üniversite genç atladık gittik. Mitingde devasa bir kalabalık var. Allah mekanı cennet etsin. Erbakan Hocam var, Tayyip Bey var. Tayyip Bey konuşmasını yaparken dedi ki, ben biliyordum bu seçimi kazanacağımı ama bu kalabalığı görünce artık inancım kesinleşti dedi. Şimdi sizin huzurlarınızda yapacağım ilk icraatı söylüyorum dedi. Hiç unutmam. Dedi ki ilk icraatım şu olacak, seçimi kazanır kazanmaz belediyedeki makam odamın yanına iki makam odası daha yaptırtacağım. Onlar benimkinden daha lüks, daha büyük, daha güzel olacaklar. Peki kime vereceksin? Birincisini dedi şu anda belediye başkanı olan SHP'den, CHP yoktu o zaman, SHP'den Nurettin Süzen'e tahsis edeceğim. İkincisini ise Anavatan döneminde belediye başkanlığı yapmış Bedrettin Dalan'a tahsis edeceğim. Peki neden? Arkadaşlar dedi bunlar Refah Partili değil ama biz Refahçılar olarak İstanbul üzerine tecrübesi olan bütün tecrübelerden faydalanırız. Bundan da gocunmayız dedi. Bu anlayış başarılı. Siz sordunuz ya. Bu anlayış başarılı kıldı o gün. Ama o gün bizden olmayan insanların tecrübesinden bile istifade eden bir anlayıştan bugün beraber yürüttükleri insana tahammül edemeyen bir noktaya geldiler. Ve bu da onların çöküşünü de onlara olan sevgiyi azaltarak çöküşü hızlandırıyor. O dönemden kalma bir mantığına bir şey daha söyleyeyim. Tayyip Bey İstanbul'da... İki dakikamız var, bir reklam arasına gideceğiz. Tayyip Bey İstanbul'da, Melih Bey Ankara'da, Temel Bey Sivas'ta seçimler bittikten sonra en az oy aldığımız mahallelerden çalışmalara başladılar. Çünkü biz partizanlık yapamayız. Mesela ben Temel Bey'in biliyorum. Sürekli evet. Ali Bey diye bir Alevi vatandaşlarımız. Evet, evet. Kardeşimiz. Tabii. Yani şu var. Oturdu mahalleden bizim, başlıyordu. Bizim siyasi geleneğimizde asla partizanlık olmaz. O yüzden diyoruz ki partizanlık yapılmayacak. Bunun yanında beşinci uymamız gereken ilke işi ehline vereceğiz. Ya o kadar kolay bir ya da rahat anlaşılabilir bir tespit ki. Ya işi ehline verirsen az adam az parayla çok iş yaparsın. Ama işi yandaşına verirsen çok adam çok parayla az iş yaparsın. Bundan daha büyük israf da olmaz. O yüzden işi ehline vermek mecburiyetindeyiz. Bunun yanında altıncı uyacağımız ilke kapımız herkese açık olacak. Kapalı kapılar ardında iş çevirmeyeceğiz. Zengin iş adamları belediyenin önünde karşılayıp garibanlara sırtımızı dönmeyeceğiz. Yedinci uyacağımız ilke hizmeti eşit dağıtacağız. Hizmeti eşit dağıtacağız deyince Ankara ile ilgili bir şey söylemek isterim. Evet. İki dakikayı da sığdıracağım inşallah. Evet. İkinci bölümde devam edebiliriz bugün, ama... Bugün çok önemli değil de... Özellikle bundan 10-20 yıl önce ayakkabı boyacılar daha çoktu. Tabii. Bayram döneminde de çoluk çocuk herkes boyacılık yapar, harçlık çıkartmaya çalışırlardı. Arefe günü ayakkabı boyarken... Atıf Bey çok harçlık kazanalım diye, hızlı ayakkabı boyayalım diye... Boyadıkları ayakkabılar sadece önünü parlatırlardı. Sağına soluna pek dokunmazlardı. Arkaya hiç uğramazlardı. Hiç. Ankara aynen böyle. Ya Ankara sadece Çankaya mı yani? Yok hayır. Haymanamız var, evrenimiz var, kaleciğimiz var, Beypazarımız var. Kaldı ki yüzden... Çankaya'da ben 20 yıl oturdum, bu il kaçtım, Gölbaşı'na gittim artık. Evet, evet. Yaşanacak bir durum yok. Yani biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına giren her parada tüm Ankaralıların hakkı varsa Ankaralılar yaşadığı her nokta hizmeti götürmek durumundayız. Bugün Ankara'nın ilçesi olup da doğalgazı olmayanlar var. Yolu düzgün olmayanlar var, suyu düzgün olmayanlar var. Böyle bir şey olmaz. Doğalgazın gitmediği ilçe tabii var ki, değil mi? Tabii ki ciddi miktarda. Bir şey söyleyeyim, bazen anlaşılsın niyetim diye ifade ediyorum. Ya diyorum ki mesela sizin memleketten Gaziantep'ten bir kardeşimizin gözünü bağlasak. Mesela Elma Dağı getirsek ve gözünü orada açsak. Veya Kaleci'ye getirsek veya Balağa getirsek. Gözünü açsak desek ki arkadaş sence bu ilçe hangi ilin ilçesi olabilir? Vallahi başkentin demez yani. Evet. Ya dedik ya başkent bir ülkenin vitrini. Yani ilçelerimiz nasıl böyle sıkıntılı olabilir? Özellikle Büyükşehir Yasası'ndan sonra Büyükşehir Belediyesi 25 ilçeyi komple bir bütün olarak önüne koyup hizmeti mutlaka eşit dağıtmak durumunda. Yine bu noktadan devam edeceğiz. Bir reklam arasına gidelim. Tamam inşallah öyle yapalım. Evet değerli izleyiciler, reklam arasından sonra kaldığımız yerden siyaset analizi canlı yayın konuğu Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mesut Doğan Bey ile kendi projelerini konuşmaya devam edeceğiz. Reklam arası.
Merhaba değerli izleyiciler. Reklam arasında sonra tekrar birlikteyiz. Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan Bey ile Ankara'yı konuşuyoruz, seçimleri konuşuyoruz. Mesut Bey, Ankara'ya döneriz ama bu arada Saadet Partisi bu seçimde sosyal medyada çok etkili oldu. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı da sürekli her gün Saadet Partisi'ne bahsetmesi de Saadet Partisi eleştirilmiş olsun olmasın ama sağ olsun. Reklam katkısı var. Reklam katkısı var. Öbür tarafta da bana caddede, sokakta bütün partilerle ilgili soruyoruz. Bir de şunu da söyleyeyim. Biz bütün değerli izleyiciler parti adaylarını Ankara'da davet ettik. Yani bir saat önce yine ben AK Parti'nin adayını davet etmek için danışmanını aradım. Dolayısıyla Mesut Bey'e çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığı için şu anda burada. Diğer arkadaşlar da yarın öbürsü gün imkan olsa konuk etmek isteriz. Sizin bu vinilleriniz, bu yani diyelim ki siz bir konuşma yapıyorsunuz ya da Genel Başkan Temel Bey ya da Birol Aydın Bey, Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli aday. Hemen en spot cümleleriniz birkaç dakika sonra sosyal medyada. Buna para harcıyor musunuz? Çok para harcıyor musunuz? Yani hiç harcamıyoruz diyebiliriz aslında. Ama Saadet Partisi gençlerden oluşan tanıtma başkanlığımızın başkanlığında siyasal iletişim ofisi diye CEO kısa ismi CEO olarak bir ekip oluşturuldu. Yani bu ekip hepsi genç kardeşlerimiz. Paramız yok ama gençlerimizin samimiyeti var, heyecanı var, emeği var, fikir var, düşüncesi var. Ve gerçekten her biri tebrik edilecek kıvamda iş çıkartıyor ki Türkiye'nin genelinde takdir görüyorlar. Bu anlamda belki de şu da var. Sadece genel merkeze mi çalışıyorlar? Adayların tümünü mü? Adayların tümüne yardımcı olmaya çalışıyor ama ağırlıkta tabii ki genel merkez ve büyük şehirler olmak üzere. Bu kardeşlerimizin hepsi genç ve belki de Türkiye'de gençliğin ruhunu, psikolojisini, duruşunu daha çabuk yakalayabiliyorlar. Tabii. O yüzden gerçekten attıkları her adım ya da yaptıkları tüm çalışma ses getiriyor. Zaten bir boş da demeyelim ama sığınabileceğimiz bir mecra var. O da sosyal medya. Onu da bu gençlerle en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Gerçekten tebriği, teşekkürü hak edecek çalışma ortaya koyuyorlar. Siz milli görüşün temel prensipleri bir belediyecilik anlayışıyla ilgili 94-89 öncesinde oluşan 7 ilkeyi ortaya koydunuz. İki tane daha var onda. Şimdi tamamlayacağım. Ekleyelim onu. Evet. Yani 7 tane ilkeyi saydım. 8.'si zorlaştırmayacağız, kolaylaştıracağız. Yani biz Ankara adına zerre miktarı düşüncesi, fikri olan herkesin işini kolaylaştıracağız. 94'te başka anlamda da kolaylaştırmalar var ama 94 yılında hemen hatırlayacaksınız. Bütün belediyelerimiz ilk yaptığı icraatlerden birisi beyaz masa kurmaktı. Evet. Nedir? Yaşlı teyzemiz, amcamız geliyordu. Belediyede bir işi var. Genç kardeşlerimiz onları beyaz masanın kenarına koltuğa oturtuyor. Çay ısmarlıyor. Onlar halen var ama yani işlevini yitirdi. Çok yüzeysel işlevini yitirdi. Bunu daha da zenginleştirmek lazım. Bunu daha da. Mesela şu anda belediyeye sen bir şikayette bulunuyorsun ama o şikayetin sonucu sana gelmiyor. Şikayeti takip edebilirsin. Teknoloji bu kadar gelişti yani. Biz her alanda bu zenginleştirilebilir, kolaylaştıracağız, zorlaştırmayacağız. 8. ilkemiz bu. 9. ilkemiz ama 9. ilkemiz israf, rüşvet ve yolsuzluğa asla geçit vermeyeceğiz. Evet. Biz şuna inanıyoruz. Belediyenin kasasına giren her parada belediyenin sınırları içerisinde yaşayan herkesin hakkı vardır. Belediye başkanı da kasaya giren paranın sahibi değil, bekçisidir. Biz belediye zerre miktarı girmiş bir parayı rüşvete, yolsuzluğa alet edemeyiz. Bundan daha büyük günah da olmaz, vebal de olmaz. Esasında tırnak içerisinde söylüyorum, hizmet anlamında ihanet de olmaz. Sen yani kul hakkının ne olduğunu, ne anlama geldiğini bilen bir insan olarak nasıl olur da sana emanet edilen bir parayı israf edersin? Sana emanet edilen bir parayı rüşvet alet edebilirsin? Böyle bir şey olmaz. 94'te yine atıfta bulunalım. 94'te neden başarılı oldu? Çünkü 94'te belediyeleri kazandık. İstanbul'un bütün ilçelerinde belediye binalarının girişine rüşvet alanda veren de mevlundur yazıldı. Hadis-i şerifi. Hadis-i şerif yazıldı. Bu insanları terbiye eden bir unsur. Ama bugün yani her taraftan koku geliyor. Biraz önce ifade ettim. Ankara'da %65'in çok üzerinde yolsuzluk, rüşvet ve haksızlık olduğuna inanılıyor yani. Bundan dolayı bizim uyacağımız, taahhüt ettiğimiz en önemli ilkelerden birisi de 9.'su
rüşvet, yolsuzluk ve israfa asla geçit vermeyeceğiz. Ve biz bu ilkelerle çalışacağız. Bu ilkeler dairesinde hareket edeceğiz. Bu ilkeler dairesinde hareket eden AK Partili de olsa başarılı olur. CHP'li de olsa başarılı olur. Mesele ilkelere bağlı. Mesele ilke. O yüzden büyüklerimiz demiş ki keramet insanda değil istikamettedir. Evet. İşi insan değil. İşi zihniyet yapar. Zihniyetten kasıt ilkelerdir. Yani zaten Türkiye her anlamda ilkelere dayalı sistemi oluşturamadığı sürece, kişilere sırtını dayadığı sürece asla başarılı olamayacak. Biz mutlaka ama mutlaka şehrimizden devlet yönetimine kadar mutlaka tarihimizin, inancımızın, kültürümüzün beslemiş olduğu ilkelerle sistem kurmak zorundayız. Siz bu ilkeler üzerinde çalışmalarınızı yaparken ki 115 bin kişi Türkiye genelinde ama evet. Ankara'nın da bütün ilçelere ulaşmışsınız. Tabii ki. 8.024'ü 8 bin civarında Ankaralı. Yani ilk üçe baktığımız zaman Ankaralı ne istiyor? Ne diyor? Evet. Birincisi enteresan bir şey. Türkiye genelinde anlaşılmış gibi yerel yönetimi sorduğumuz halde yerel yönetimle hiç alakası olmayan bir sorun dile getirdiler. Dediler ki bizim birinci sorunumuz geçim sıkıntısı, işsizlik. Ekonomi ve türevleri yani. Evet. Yani gerçekten insanlarımız yarına dair endişeliler. Yarına dair sıkıntıları var, sorunları var. Ve bunun konuşulmasını istiyorlar. Ben o nedenle gitmiş olduğum bazı yerleri ifade ettim. Ya bizim konuşmamız gereken çok şey var. Bizi niye iftiralarla, dedikodularla, yalanlarla uğraştırıyorsunuz? Bizim konuşmamız gereken ne biliyor musunuz? Bazen canım da yani özellikle işsiz gençleri gördüğüm zaman içim eriyor. İçimi eriten şu. Potansiyel olarak Türkiye'nin %1'i etmeyecek Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, İsviçre'den işsizlik maaşıyla, emekli maaşıyla insanlar gelip benim ülkemde bir ay tatil yapıyorlar. Antalya'da, Ankara'da, İstanbul'da evet. tatil yapıyorlar. Evet. Ama benim ülkemde 18 saat, 20 saat çalışan esnaf, işçi bayram olduğu zaman memleketine gidip annesinin elini öpemiyor. Bundan daha büyük zor olur mu? Nasıl oluyor da ya Türkiye dünyanın en güzel, bakın yeraltı kaynakları bakımından, coğrafya özellikleri bakımından, tarih geçmişi bakımından, genç nüfusu bakımından dünyanın en zengin şehrinde, en zengin ülkesinde yaşıyoruz. Ama buna rağmen hep anketlerde çıkan sonuç geçim sıkıntısı, işsizlik. Yani ifade ettiğiniz gibi ekonominin türevleri, böyle evet. bir şey olabilir mi? Bizim konuşmamız gereken konu bu diyorlar. Bunun konuşulmasını istiyorlar. Üniversite bitiriyor, işsiz. 35 yaşındaki bir genç düşünebiliyor musunuz? 35 yaşında bir genç ya da bir kızımız, bir oğlumuz fark etmez. Annesinden, babasından sıkılarak harçlık istemek harçlık zorunda kalıyor. Istiyor, evet. Geleceğe dair hiçbir baba da şey çok yok. Sıkılıyor, harçlık veremiyor çünkü. Tabii ki. Evet. Ya bir baba için şundan daha büyük zul olur mu? Sabah okuluna giden çocuğunun cebine çikolata parası koyamayan bir baba bundan daha büyük bir kahır yaşayabilir mi? Evet. Ya da üniversiteyi kazandığı halde sevinemeyen aileler var. Üniversiteyi bitirdiği halde çocuk evde eziliyor, harçlık istemeye, çocuktan habersiz harçlık bırakmaya çalışan anneler, babalar var. Bundan dolayı bizim bu çalışmamızda ilk ortaya çıkan geçim sıkıntısı. Ve bu geçim sıkıntısının ortadan kaldırılması için bu kadar elverişli topraklarda yaşadığımız halde maalesef bu konuyu bir türlü gündemde yapamıyoruz. Bunun çözüm üzerindeki noktasında, çalışmalarınızda yani Ankaralı'ya söyleyeceğiniz nedir? Ben siz seçildiğiniz takdirde cumartesi günü, bu belediyelerin, pazar günü belediyenin asli vazifesi değil ama biz ilkelerimizde hedefimizi ortaya koyarken önemli iki şey söyledik. Bunu da söyleyeyim. Dedi ki Ankara'daki bizim en önemli hedefimiz herkesin kendini 24 saat güvendiği bir şehir inşa edeceğiz. İki, günlük hayatın ucuz, insan hayatının değerli olduğu bir başkenti inşa edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Ankara ile ilgili 5 başlık altında projelerimizi anlatırken birisi de şu. Yerelden kalkınma. Yerelden kalkınmadan kastettiğimiz bir şehir için en değerli insanların başında üretim yapan gelen insan gelir ki herkesin aile bütçesine katkı sağlamasını temin edecek konulara büyük şehir olarak aracı olacağız. Her ev aslında bir imalathanedir. Bir annenin bile, bir ev hanımının bile aile bütçesine katkı sağlamasını teşvik edeceğiz. Ve bu üretime teşviği zenginleştirdikten sonra bazı konularda üretici ile alıcı arasında köprü vazifesi göreceğiz. Bazı konularda direkt alıcı olacağız. Ya şimdi Melih Bey mesela Ankara'da yapmıştı. El emeği göz nuru işçiliğiyle ortaya çıkartılmış ürünleri satabilecekler ortam oluşturuldu. Biz direkt almak durumundayız.
Büyükşehir olarak onu satarız yani. Bir anne, bir ev hanımı üretmiş olduğu maddi değeri çok büyük olmayan rakamın bile satışına endişe ederse üretimi kısıtlamış olursun sen. Evet. Bu anlamda evdeki ev hanımından tutun, işçi, iş yeri kurma çabası içerisinde olan gençlerimize kadar düşüncelerimiz, projelerimiz var. Tarıma dayalı, sanayiye dayalı atılacak her adımı büyükşehir olarak kolaylaştıracak, onları teşvik edecek, onların ürettikleri ürünleri satışını hızlandırabilecek adımı atmayı düşünüyoruz. İfade ettiğim gibi bu büyükşehirin asli vazifesi değil ama bugün tabii biz şunu diyemeyiz yani. Benim şehrimde yaşayan, benim sorumluluk alanında olan insanın her derdi benim derdimdir. Böyle durmak durumundayız. Belediye böyle algılanır Türkiye'de yani. Belediye bakın, bakış açısı budur. 94'te bir tabir daha çok kullanılıyordu hatırlayacaksınız. Bir abimizin yaptığı tanımı söyleyeceğim. Dedi ki biz belediye başkanı seçildiğimiz zaman ibadet aşkıyla çalışacağız. Evet. Bunun tanımı ne? Tanımını şöyle izah etmişlerdi. Demişlerdi ki kanunlara göre bir belediye başkanının yetki ve sorumluluğunu ifade eden madde sayısı 16-17. Ama bu bize yetmez. Biz Refah Partili belediye başkanı olarak yetkimizi ve sorumluluğumuzu şöyle görüyoruz. Biz yaşadığımız bir şehirde yeni doğmuş bir çocuğun alacağı ilk havanın temizliğinden yine aynı şehirde vefat etmiş bir insanın cenaze işlemine kadar her şeyden sorumluyuz. Evet. Bu ruhu, bu psikoloji, bu heyecanı taşıyan insanlar ancak şehrine hizmet edebilir. Bu nedenle Ankara'da kaldırımın taşının kırıklığı da bizi ilgilendirir. Çöplükten ekmek toplayan çocuğunun sıkıntısı da bizi ilgilendirir. Dilencilik evet. yapan bir kadının derdi bizim derdimizdir. Bu anlayışı inşa etmek. Ben makam özellikle belediye yönetim makamlarını protokol makamı olarak görenlerin bu şehre, bu ülke hiçbir şey vereceğine inanmıyorum. Orasını tam terzi hizmet makamı görüp biz o protokoldan sıyrılmış kendimizi şehrin hamalı olarak görmemiz lazım. Bizim inancımıza sahip bir insan biliyor ki Ankara'da sokakta yatan aile var. Vallahi gece uyuyamamalı. Biliyor ki Ankara'da üniversite kazandığı halde otobüs biletini alamayacak sorun olan üniversite genç var. Vallahi belediye başkanı uyuyamamalı. Biliyor ki bu şehirde çocuğuna ekmek götürebilmek için çöplü karıştıran kadın var, evet. insan var. Evet, vallahi evet. gece rahat uyuyamamalı. Evet. Bizim böyle yöneticilere ihtiyacımız var. Doğru. Peki ekonomi, işsizlik, bütün bu türevlerinin dışında yine öncelikli... Belediyelerle ilgili ilk çıkan çok geniş bir cevap çıktı ama yerel yönetimlerde en memnun olmadıkları hususta yönetim anlayışından rahatsız olduklarını ifade ettiler. Tabiri caizse onu izah edenlerinkini bir araya getirdiğimiz zaman gördüğümüz fotoğraf şu. Belediyeler, belediye başkanına oy veren veya belediye başkanı mensubu olduğu partilerin cirit attığı alanlara dönüştü. Bu bütün herkesi rahatsız ediyor. Evet. Belediye hepimizin yeri. Ama biz belediyede ufak bir işimizi görecek olsak bile tabiri caizse imza isteniyor. Ya da partiyle ilgili üyelik kağıdı isteniyor. Veya oradan bir referans isteniyor. Ya bu kadar belediyeler yakınlarıyla görüşmen gerekiyor. Belediyeler o şehirde yaşayan herkesin belediyesi olmaktan çıkartılıp sadece o partinin belediyesi haline getirildiğini ifade ediyorlar. Bundan da muzdaripliklerini ortaya koyuyorlar. Bunun yanında en çok yine şikayette bulunan özellikle Ankara için söylüyorum, Büyükşehir için söylüyorum. Ulaşım ve trafik. Trafik evet. Ulaşım ve trafik sorunundan bahsediliyor. Tabii ki suyundan başlayarak bu aşağı doğru indikçe sorunlar daha da artabiliyor. Evet, benim memnun olduğum bir tespit yapıldı Ankara'da. Mesela üniversite gençleri ve lise gençlerinin talepte bulunduğu ve eksiklik olarak gördükleri şey kütüphane eksikliği. O kadar memnun oldum, o kadar sevindim ki. Ben Mehmet Bey'in ve Mansur Bey'in de projelerinde gördüm. Hoşuma da gitti. Bir gencin kütüphane istemesi, ders çalışma ortamını istemesi çok önemli. Bu nedenle bizim projelerimizin içerisinde her ilçede mutlaka kütüphane olacak. Adaylar olarak bir araya gelme imkanınız oldu mu? Ben davet televizyonlardan ettim. Olmadığını biliyorum ama ya, en azından karşılıklı bir ziyaret. Keşke mesela sizin yönetiminizde, evet. şimdi burada diyelim ki Mansur Tabii. Bey olsaydı, burada Mehmet Bey Biz olsaydı. Biz de çok istiyorduk. Aynı anda Ankara'yı konuşsak, projelerimizi evet. konuşsak, düşüncelerimizi konuşsak, bizi aynı anda Ankara'yla görüp beraber tartışsalar, beraber ölçseler, Tabii. rahat kararlar versinler. Evet. Ne güzel olur. Medeni ülkelerde böyle oluyor yani. Tabii. Yani bu kadar israfa da, bu kadar insanları yormaya da, gürültü kirliliği oluşturmaya da gerek yok. Aynı anda çıkarım televizyona. Kardeşim, Ankaralı sorsun, biz de projelerimizi söyleyelim.
Üniversite genci ne istiyor? Projelerimizi söyleyelim. Kadınlarımız ne bekliyor? Beraberce konuşalım. Bu anlamda bütün belediye başkanlarında ben o kütüphane projesinin olması beni sevindirdi. Ama yeterli değil. Bakın biz inşallah 24 saat açık kütüphaneler oluşturmak durumundayız. Sabahlar kuyruklar oluşuyor kütüphanelerin önünde. Çünkü insanlar, evet, gençlerimiz evlerinde rahat ders çalışacak ortam bulamıyorlar demek ki. İlk önce bir tane numunelik 24 saat açık kütüphaneyi açıp hizmete sokup daha sonra talep çoğaldıkça ulaşım alanı en kolay olan noktalarda kütüphane hizmetini çoğaltmak durumundayız. Burada çaydır, çorbadır, gençlerin bütün ihtiyaçları ücretsiz verilmeli yani. Tabii. Yoksa buna yani oturduğunda sürekli saatlerce kitap okuyacak da değil tabii yani. Tabii tabii. Bunun biraz yanında dinlenecek ortam da oluşturmak. Biz zaten yani kütüphane denilince kafalarda oluşan tek tip ortamdan çıkartacağız zaten. O öyle de olmamalı. Bunun yanında bir şey daha söyleyeyim. Ben oluşturmuş olduğum, hizmet alanı olarak yapmış olduğum bir projede, diyelim kütüphanede, niye dışarıdan adam çalıştırayım ki? Yine üniversiteli gençler part-time olarak çalıştırmalıyız. Çok güzel. Aile bütçelerine kendi katkılarını sunmuş olsunlar, kendi harçlıklarını çıkartmış olsunlar. Hem de kütüphane daha hemhal olmuş olsunlar. Bir de anlaşırlar. Anlaşma tabii ki, konusunda tabii da daha ki, çok rahat. Da kolay olur, çok da rahat olur. İnşallah o anlamda biz talepleri zaten aldıktan sonra onlara uygun başlıklar oluşturduk. Teferruatına girmeyeyim ama bizim 5 tane yapacaklarımızı planladığımız, projelerimizi içeren başlığımız var. Birincisi planlı kentleşme. Evet. İkincisi modern ve ucuz ulaşım. Üçüncüsü yerelden kalkınma. Dördüncüsü insan dostu. Başkent, insan dostundan kastettiğimiz çocuk dostu, kadın dostu, engelli dostu. Yani bütün herkesime hitap eden kültürel ve spor faaliyetlerinin icra edilebileceği muhteşem bir zenginlik hedefliyoruz. Beşinci başlığımız ise sağlıklı ve güvenli Ankara. Yani temiz havası olan, temiz suyu olan, gıdası güvenilir olan ve bunun yanında sokağı, parkı, okul önü emniyette olan bir Ankara inşa etmek. Mesela şaşırdım da ev hanımlarının çocuklarıyla ilgili en çok endişe ettikleri alan neresiymiş biliyor musun Atıf Bey? Okulun önleri, doğru. Ya böyle çok bir şey olabilir mi yani? Evet. Mesela size de muhtemelen öyle olmuştur. Benim babam tabiri caizse okuduğum lisenin nerede olduğunu bilmezdi. Ortaokulun nerede olduğunu bilmezdi. En emniyetli yer olarak bilir. Yeter ki okuldaysa. Ama bugün anne babalar evlerine 50 metre mesafede olan okula bile güvenemiyorlar. Akşam 5 olduğu zaman Ankara'da okulları dolaşalım. Kapı önünde çocuk sayısından daha fazla anne baba var. Anne baba var. Niye? Doğru. Haberlerde çok sıkıntılı haberler dinlemişler. Endişe ediyorlar. Tabii. Şimdi eğer bir çocuğu, bir anne evinin önünde, parkta, okulun önünde güvende hissetmiyorsa o çocuk için yaşadığı ev bile hapishaneye döner. Öyle. Bundan dolayı hem güvenli hem sağlıklı bir başkenti oluşturmak için gerekli bütün projelerimizi hazırladık inşallah. Başkanım, Ankara'yı bir hayli konuştuk. Evet. Ama partinin de genel başkan yardımcısınız. Evet. Başta da söylediniz. Biz de takip ediyoruz. Sayın genel başkan her gün söylüyor. Çünkü en çok Saadet Partisi ile ilgili konuşulan konu Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı muhalefet. Yani sizin Millet İttifakı içinde olduğunuzu, tabii Millet İttifakı'nda yumuşak karnı her ne kadar resmi olarak içinde değilse de büyük şehirlerde adayı göstermediği için, daha çoğunlukla da CHP'ye destek verdiği için ya da Şanlıurfa ve Adıyaman'da da Saadet Partisi'nin adaylarına destek verdiği için HDP tam bir şey olmuş durumda yani bu seçimin, evet, odak noktası. Evet. Bu konuda siz çok açıklama yapıyorsunuz ama bir kere daha seçime 3 kala. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Kişileri kastetmeden söylüyorum. Kurumsal olarak Türkiye'nin en yiğit, en cesur partisi Saadet Partisi'dir. Saadet Partisi bir ittifak ettiyse ya da ittifak birisi yapıyorsa AK Parti'den korkacak değil. Cumhurbaşkanı'ndan korkacak değil. Aleni açık ve net söyler. Bizim hiçbir şekilde attığımız hiçbir adımdan korkarak, ürkerek adım attığımıza kimse şahit olmamıştır. Bu seçimlerde... Bir sorum daha var. 24 Haziran'da ittifaktaydınız. Tabii ki. Onu da açık. Peki, yaptık yani. Neden şimdi bir de ittifak içinde değilsiniz? Onu da sorun. Yerel yönetimlerin hem altyapısı, hem ortamı, hem psikolojisi farklı, hem de genel seçimlerin. Mesela bir tane meşhur hadise, herkes bildiği için söyleyeyim. Genel seçimlerde %10 barajı var. Evet. %10 barajı bir defa Türkiye genelinde uygulandığı hususunu göz önüne alarak biz yaptırdığımız bir ankette insanlara sorduk. Dedik ki yani Saadet Partisi'ne oy verir misiniz? %7 ile 11 arasında bir kitle diyor ki biz Saadet Partisi'nin barajı geçeceğine inansak oy veririz.
O yüzden önümüzdeki bu baraj psikolojik engel ortadan kaldırmak için bir ittifak içerisinde bulundu. Bunu açık yaptık, saklanarak yapmadık. Ama yerel seçimlerde baraj maraj yok. Biz Türkiye'de seçimlerin icra edileceği 1389 noktada adayımızı koyduk. Ha bir yerde, bir yerde benim adayımı HDP destekliyorsa, HDP'ye oy veren vatandaş destekliyorsa ya da başka bir yerde AK Partililer destekliyorsa ben memnuniyet duyarım. Çünkü bu ülkede yaşayan bütün insan arasında köprü vazifesi gören bir partiyim ben. Şimdi mesela sormak lazım. Diyarbakır'da AK Parti'nin adayı var mı? Var. Var. Evet. Ama orada en son seçimlerde üstün bir farkla HDP seçimi kazanmıştı. Evet. Bunun anlamı ne? AK Parti gerçekten Diyarbakır'da belediye kazanmak istiyorsa HDP'den oy alması lazım. Evet. İyi de sen HDP'den oy aldığın zaman sevap oluyor, ben aldığım zaman günah oluyor. Böyle bir anlayış mı olur? Buna AK Parti tabanı bile gülüyor. Böyle bir mantık olmaz. Binali Bey çıktı dedi ki HDP'nin madem belediye başkanı adayı yok oylarına talip. Biz de talibiz. Yalnız bu son hafta Binali Bey de ne olduysa bayağı bir sertleşmiş durumda. Şimdi şu var. Bakın biz benim devletimin sen seçmensin dediği herkesin oyuna talibim ben. Evet. Bugün bu yetkiyi verdiyse o ben herkesin talibim. Partinizin genel başkan Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcısı Hasan Bitmez Bey'in Yüksek evet. Seçim Kurulu'na verdiği bir dilekçe de var. Tabii ki. Şimdi burada özellikle dün Süleyman Soylu, ben acıyorum yani. Kızmıyorum. Süleyman Soylu'ya acıyorum. Vallahi billahi yarından kastettiğim seçim sonrasında veya bir yıl sonrasında bırakın milletin yüzüne bakmayı, aynaya bile bakamayacak. Kendinden utanacak yani. Böyle bir yaklaşım, böyle bir anlayış olmaz. AK Parti 2 ay öncesine kadar AK Partili olan, AK Parti'nin belediye meclis üyesi olan arkadaş bize geçti. Sen ona diyorsun ki PKK'lı. Nerede? Bundan daha büyük iftira olabilir mi? Nerede bundan Mesut daha Bey? Kayseri'de işte. Öyle mi? Tabii ki Kayseri'deki bu bize geçen arkadaş Cumhurbaşkanına ta 2 ton üzerinde kiloya sahip işte kurbanlık hediye etmiş birisi. Cumhurbaşkanımız sarayına davet etti, külliyesine davet etti, özel ailesi olarak teşekkür etti. Böyle bir insan şimdi Saadet Partisi'nde meclis üyesi adayı, sen onu PKK'lar listesinde gösteriyorsun. Ya bundan daha büyük çirkinlik. Üsküdar'da gözaltına aldıkları Saadet Partili arkadaş hala içeride mi yoksa bırakıldı mı? O bırakıldı. Bırakıldı. Şimdi bakın özellikle kendi tabanlarında attıkları iftirayı legalleştirmek için ya da kendi fanatik taraftarlarına inandırmak için ikinci bir yalan söyleyerek liste. O listeyi listelerde 80 civarında sizde aday. Bakın o listedeki kriterler baz alırsak AK Parti meclis üyeleri %30'u PKK'lı çıkar. Nasıl? Yani sen fi tarihinde diyorsun ki neymiş? HDP'de bir dönem üye olmuş. İyi de kardeşim senin Mehmet Metiner'in HDP'nin kurucusu genel başkan yardımcılığı yapmış. Senin şu anda Van Belediye Başkanı'nın, senin şu anda Van Belediye Başkanı adayın bu ailede AK Parti'ye oy veren babam olsa eve sokmam diyen insan HDP'liydi. Biz ya eğer bir HDP'li bugün AK Parti'de siyaset yapmak istiyorsa ben takdir ederim ya da saygı duyarım. Bir HDP'li bugün eğer Saadet Partisi'nde siyaset yapıyorsa bundan daha güzel bir şey olamaz ki. Böyle bir anlayış, böyle bir yaklaşım olmaz. Bu çirkinlik bizi şuna götürüyor. Ben seçim çalışmaları başlarken bu mantığı okur okumaz ilk kullandığım ifade şuydu. Arkadaş kazanmak için her şey mübah değil. Bu ülkede yaşayan önemli herkesin, bir kriter, evet. Bu ülkede yaşayan her insanın legal olmak şartıyla istediği konuda istediği tercih yapma hakkına sahiptir. Kimse yaptığı tercihten dolayı ayıplanamaz, ötekileştirilemez, şeytanlaştırılamaz. Bu ülkede herkesin istediği gibi yaşama, istediği gibi düşünme, istediği gibi fikrini ifade etme hakkı vardır. Ama tek şartta 3 şeyi yapmayacaksın. Fikrini ifade ederken 1 hakaret etmeyeceksin, 2 iftira atmayacaksın, 3 tehdit etmeyeceksin. Evet, çünkü hakaret, kullanır. İftira, evet. Tehditin olduğu yerde huzur, barış, kardeşlik olmaz. Bunun yanında biz bu seçimleri yürütürken ortak paydalarımıza zarar vermeyeceğiz. Yani kardeşim sen diyorsun ki ben seçimi kazanayım da istersen babanla kavga et, istersen komşuna kavga et. Böyle bir anlayış olmaz. Temel Bey de bugünkü açıklamasında yani bu ilk seçim değil son seçim de olmayacak. Asıl mesele olan öyle, seçim sandığından öyle. Daha ziyade halkımızın barış ya huzuru. Şunu unutmamalıyız. Bir ülke için en değerli şey birlik ve beraberliktir. İktidarın asli vazifesi bu birlikteliğimizi güçlendirecek ortak paydalarımızı beslemektir. Ama tam tersine sen bunu yıkıyorsun. Benim belki de 1 milyon defa ifade ettim. Bazılar keskin görüyor.
Niyetimin ve bakış açım anlaşılsın diye söylüyorum. Allah göstermesin. Bu ülke bir gün sıkıntıya girdiğinde camide 5 vakit namazını kılan genç ile meyhanede kafayı çeken genç omuz omuza bu ülkeyi savunacaktır. Hiçbir siyasi çok liderin... Çok defa da olmuş. Oldu. Hiçbir kimsenin buna zarar verme hakkı yok ya. Evet. İlla da bizim bir yere gelmemiz için darbe mi olması lazım? Eyvallah. İlla da bir yere gelmemiz konu, için savaş mı olması Sayın lazım? Sayın Başkan, bu konu güzel anlaşıldı. Son sorum şu. Gerek Ankara için, gerekse Türkiye genel için, Saadet Partisi açısından veya bütünü açısından tahmin alabilirsek pazar günü nasıl bir durum görüyorsunuz? Şimdi bunu şöyle anlatmaya çalışayım. Seçimlere ilk başladığımız zaman da bende şöyle bir tedirginlik vardı. Sert üslup var, tetikçi dil kullanılıyor. Aşağıda acaba sorun olur mu? Ufak tefek. Ama aşağı indik, köylümüzde, esnafımızda, memurlarımızda bir araya geldik. Baktık ki insanlarımız çok soğukkanlı, çok itidalli, çok dikkatli ve en önemlisini söylüyorum. Kendisi gibi düşünmeyen herkese saygılı. Ben bunu gördükten sonra aşırı derecede rahatladım. Ülke adına rahatladım. Sevindim, memnun oldum ve gitmiş olduğum her yerde şunu söyledim. Bu duruş, bu seçimlerde bu ülkenin normalleşmesine uygun bir zemin oluşturacak inşallah. İnsanlar umudunu arttıracak, bir sonuç doğuracak. Bu keskin dili, ayrıştırıcı dili kullananlar kaybedecek bu seçimde. Ama herkesi kucaklayan, arkadaş farklı farklı partilere mensubuz ama biz kardeşiz diyenler kazanacak. Saadet Partisi açısından düşündüğüm zaman Saadet Partisi bu seçimde göreceksiniz ciddi miktarda il ve ilçede seçimi kazanacak. Ve daha da önemlisi insanların Saadet Partisi'ne teveccühünü aleni gösterecek yüzdeliğimiz ortaya çıkacak. Ve inşallah gerçi ilk genel seçimde Saadet Partisi'ni bırakın meclise iktidara taşıyacak bir potansiyel oluşacak. Ben bunu görüyorum. Ama AK Parti kaybedecek. MHP kaybedecek. Özellikle üslubundan dolayı kaybedecek. İnsanlarımız tartışmalardan bıktı, kavgalardan bıktı. Böylesine seviye düşürücü yaklaşımlardan bıktı. Bu anlamda inşallah biz Saadet Partisi olarak Türkiye genelinde özellikle umutlanmak isteyen kesimi heyecanlandıracak bir sonucu alacağımızı görüyorum. Ankara'da sadece şöyle bir sorun oluştu. Ankara'da insanlarımız tabiri caizse bir horoz dövüşüne Ankara'yı kurban etmek istiyorlar. Ankara'da seçime başladığımızda ben şöyle bir benzetme yaptım. Ankaralı hemşehrilerimize birileri diyor ki yaz mı tura mı? Hı hı. İyi de ben yazı ve tura demek istemiyorum. Ve Ankara hemşehrileri davet ettim. Dedim ki bakın size diyorlar ki yazımı tura mı? Siz de deyin ki dik. Dik evet. Durursanız kazanacağız. Evet. Dik durmak mecburiyetindeyiz. Ve Saadet Partisi'nin böylesine kutuplaşmış bir ortamda nasıl bir görev ifade etmek için son cümleyi söylüyorum. Tabii. Vakit daraldı herhalde. Evet. Sonuna sıkıştırıyorlar. Yok estağfurullah. Bir yerde söylediğim sözü söylüyorum. Bakın bu seçimi eğer Mansur Bey kazanırsa AK Partililer ve MHP'liler üzülecekler. Evet duymuştum. Ama MHP ve bu anlamda Mehmet Bey seçimi kazanırsa CHP ve İYİ Partiler üzülecekler. Ama biz kazanırsak, Saadet Partisi kazanırsa Ankara herkes sevinecek. Bu öyle bir hakikat ve öyle bir tespittir ki esasında ülkenin buna ihtiyacı var. Saadet Partisi seçimi 31 Mart günü kazandı, 1 Nisan günü. Ankara'da Mesut Doğan Saadet Partisi aday olarak seçimi kazandı. İnanın hiçbir CHP'li endişe taşımayacak. AK Partileri de endişe taşımayacak. Öyleyse insanı endişelendirmeye gerek yok. İnsanları üzmeye gerek yok. Türkiye'nin yeniden kucaklaşmaya ihtiyacı var. Biz 12 Eylül döneminde bu ülkede bir oyun oynandı. Birileri sağcılık adına, birileri solcuk adına birbirine kurşun sıktı. İçeri girdi, hapishanede yattılar. Daha sonra çıkınca hepsini Refah Partisi çatısında biz kucaklaştırdık. Bugün de Saadet Partisi olarak biz bu ülkeyi kutuplaştıranlara inat, A, B, C, D partisi mensupların hepsini Saadet Partisi çatısı altında biz kucaklaştırabiliriz. İşte görüyorsunuz Adıyaman'da niye herkes Saadet Partisi'ni önceleyebiliyor? Niye Şanlıurfa'da önceliyorlar? Çünkü biz kimseyi dışlamıyoruz. Kimseyi fikrinden dolayı yanımızdan uzaklaştırmıyoruz. Biz bu ülkede 50 yıldır Allah mekanı cennet etsin Erbakan hocam. Amin. Bir oy fazla oy alacağım diye asla kimseye iftira atmadı, kimseye yalan söylemedi, kimseye hakaret etmedi, kimseye tehdit etmedi. 50 yıl boyunca biz çamur siyaseti yapmadık, mikrop siyaseti yapmadık. Hep temiz siyasetten yana olduk. Onun da bereketini bu seçimde hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum inşallah. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bu fırsatı bu imkanı tanıdığınız için. Estağfurullah. Başarılar diliyorum.
Çok sağ olun. Cenab-ı Allah hayırlı etsin inşallah. Amin. Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimimizi. İnşallah. Ankara'ya da hayırlı olsun inşallah. Sağ olasın. Evet kıymetli izleyiciler, bir siyaset analizinin daha sonuna geldik. Canlı yayın konuğum Mesut Doğan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Kendisinin samimiyetimle söyleyeyim, Ankara'ya çok hakim olduğunu, seçildiği takdirde bunu başarabilecek adaylardan birisi olduğunu ben de sizin gibi müşahede ettim. Vakit ayırıp bu yoğun program içerisine geldiği için hepiniz adına kendisine bir kere daha teşekkür ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.